Evet, hoş geldiniz. Hero Talent'larından son açıklanan 12'li bölümden kalan 4'ü inceleyeceğiz şimdi. Elimizde ne var? Monk'un Shadow Pen'i var. Shaman'ın Farseer'ı var. Warlock'un Hellcaller'ı var. Warrior'ın da Slayer'ı var. Shadow Pen'den başlayalım. Şimdi şöyle yanaştırırsak biraz. Çok geldi. Ne diyor? Overwhelming Fury. Maksimum canına eşit damage vurduğunda bir tane Fury Charge kazanıyormuşsun. Maksimum canına eşit damage vurmak ne demek? Hani vura vura artan bir bar düşünün. Maksimum canınızda onun tavanı. Tamam mı? Hani bir kere de o kadar damage vurmak değil. Vurduğun damage parça parça artıyor. Maksimum canın mesela 700 bin mi? 700 bini geç vurduğunda bir charge kazanıyorsun. Her 700 binde bir charge. Harcadığın her 400 enerji için bu topladığın charge'ları boşa salıyormuşsun. Charge başına physical damage vuruyormuş ama kime ya vurduğunu yazmamış. AoE mi single target mı ne bu? Peki yazmamışlar. Flurry Strikes skilliyle bütün Flurry charge'ları boşaltıyormuşsun. Physical damage vuruyormuşsun. Dediğim gibi AoE mi single target mı? Bilmiyorum. Flurry Strikes diyorsa muhtemelen single target'tir. Şuradan bakalım. Saldırıların hedefinin zırhının %10'unu deler geçer diyor. Armor Penetration veriyor. Yani burada ne var? Flurry Strikes, yani şu 400 enerjide gelen damage kısmı bu Overwhelming Flurry'nin %15 ekstradan crit o vurma ihtimaline sahipmiş. Flurry Strikes'dan son 5 saniye içinde damage yemiş birisi eğer ölürse cesedi patlayıp 8 yard içindeki kontrol edilmeyen düşmanlara, uncontrolled CC'li olanlara vurmuyor sanırım. Crowd control ya o. Alta doğru bakalım, kontrolle alakalı bir şey çıkarsa ortada var. Yok, bu değil. Kontrolle alakalı bir şey çıkarsa buna tekrar bakarız ama sanırım uncontrolled dediği şey CC'lenmemiş hedeflere. Yani bu ne? Flurry Strike vuruyorsun, adam eğer bitti ya da Flurry Strike esnasında ölürse, Flurry Strike bittikten sonra ölürse ya da 5 saniye içinde patlıyor, ekstra damage vuruyor. Burada da crit var. Buraya bakalım. Protect and Serve. Vivify toplam değerinin %30'luk kadar ekstra heal diyormuş. Yani Vivify'ı %30 güçlendiriyor. Niye böyle bir farklı bir cümleyle anlatmışlar onu anlamadım. Lead from the Front. Chi Burst, Chi Wave, Expel Harm. Chi Burst ile Chi Wave ya bir ya diğer talentı zaten. Bunlardan birini olsun. Expel Harm da etraftaki orbları kendine çekip vurduğun skill. Monk da şeyde Chi yaratıyor. Windwalker'da. Tank'ta da heal kaynağı. Bunlar vurduğu damage'in %20'sini leechliyormuş. Yani vurduğu damage'in %20'sini kendine can olarak çekecek. Buradan var Against All Odds. Flurry Strikes. 6 saniye için agility'nin %1 artırıyormuş. Şimdi charge başına Flurry Strike vurabileceği için tak 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 tak. Kaç charge'daysan mesela 10 charge'da mısın? %10 agility demek. 20 kereye kadar stackleniyormuş. Demek ki 20'ye çıkabilecek durumda bir combo oluşturulabiliyor. Peki 6 saniye çok kısa ama. Bunu 400 enerjiyi ne kadar sürede harcarsın o önemli. Muhtemelen 20-25 saniye içinde bir döngü oluşturur bu. Şu yanlış yere bakıyorum. Şimdi bu tarafa bakalım. Attacks Penetrate Armor'ı geçer dedik. Whirling Steel. Yaralandığında Whirling Steel diye bir şey etrafında kılıçlar geliyor. Etrafında dönüyor. Bu parry ve avoidance'ını %15 artırıyor. Parry ne? Zaten gelen atağı kenara çekmek, physical. Avoidance da AoE damage. Ne olursa olsun physical, magical fark etmez. %15 azaltıyor. 6 saniye boyunca. Diğerine bir saldırıyı dodge'a da parilediğinde çok iyiymiş bu ya. Tank için özellikle. Eğer dodge'a da pari atarsan bir saldırıya, sana olan bir saldırıya 6 saniye boyunca yediğin damage %10 azalıyormuş. Çok güzel bu. Ne var burada? Blackout Kick %20 ekstra damage vuruyormuş. Yanlış okudum. Crit vurduğundaki damage'i %20 artıyormuş. Ve de Flurry bu olduktan sonra, Flurry Blackout'u kullandıktan sonraki Flurry Strikes'ın
%10 artıyormuş. Şimdi Blackout Kick'i sık sık atarsın zaten. Bu scale şey buff stacklenecek mi? %10 Flurry Strikes Blackout Kick'ten %10 güç gelmesi. Bilmiyorum. Ama yazmadıklarına göre stacklenmeyecek diye düşünüyoruz. Bu ortaya bakalım. Controlled Instincts. Aynı hedefe 5 kere vurmak, 2 saniye içinde 5 kere vurmak %2 haste veriyormuş. Ve de 10 kereye kadar stacklenip stack'ten ziyade overlap oluyormuş. Overlap ne? Aynı çizgi üstünde şey yapması. Aynı noktada buluşmaları. Farklı zamanlara sahip olup. Ama kaç saniye sürdüğünü yazmamış. Aynı hedefe 2 saniye içinde 5 kere vurursan %2 haste veriyor ama kaç saniye üstünde duruyor bilmiyoruz. Overlap olduğuna göre 10 kereye kadar da çıktığına göre bunun nereden bir baksan 8-10 saniyesi olmalı. Bakayım. Fist of Fury ya da Kex Smash tarafından vurulan damage'lar Flurry Charge jenerasyonuna hani oluşma sayısına göre, sayacına göre çift sayılıyormuş. Ne demek bu? Tiger Palm vurdun. 30 damage vurdun. 30 bin damage vurdun diyelim. Flurry Charge o sayaca hani maksimum canına ulaşması lazım ya. Ona 30 bin diye vuruyor. Eğer Fist of Fury vurursan Fist of Fury toplamda o tek yumruk attı 100 bin mi vurdu? O şeye 200 bin damage vurmuşsun gibi sayılıyor. İki katı. Tamam mı? Çift sayılacak. Aynısı Kex Smash için de geçerli. Fist of Fury'nin damage'i %10 artıyor. Kex Smash'in damage'i %30 artıyor. Çok güzel. Efficient Training. Enerji harcayan skill'lerin %15 ekstra damage vuruyor. Harcadığın her 50 enerji için Storm, Earth and Fire, Serenity. Storm, Earth and Fire ile Serenity zaten birbirinin yerine geçen şeyler. Ya da tank için Weapons of Order'ın cooldown'ı 1 saniye düşüyor. Yani burada Weapons of Order'ı kullanacaksın. Weapons of Order sana Mastery verip Kex Smash'ini güçlendiren bir skill. Ne kadar güçlü olur bilmiyorum çünkü şu an bile kullanmıyor kimse. Raid tabanlı daha fazla. Wisdom of the Wall. Her 10 Flurry Strike Wisdom of the Wall'la infuse'lanıyormuş. Attığın her 10 ne kadar saçma sapan bir cümle oldu bu ya. Her 10 Flurry Strikes'da bir ben bunu şey yapamadım, anlamadım ya. Her 10 Flurry Strike Wisdom of the Wall'la 20 saniye için büyüleniyormuş, etkileniyormuş, güçleniyormuş. Wisdom of the Wall neymiş? Critical damage'ın %30 ekstra vuruyor. Mastery efektin %25 artıyor. Versatility. Maşallah. Versatility normal efektinin üstüne dodge ve criticalini de artırıyor. %25. Kendisi mesela 100 versatility mi var? 25 dodge, 25 crit almış gibi oluyorsun. Flurry Strikes ekstra olarak physical vuruyordu ya, artık shadow damage vuruyormuş. Uncontrolled enemies dediği yine muhtemelen CC'lenmemiş. Tahminim bu, bilmiyorum. 6 yard içindeki herkese de shadow damage vuruyormuş. Physical'ın üstüne. Yanlış söyledim, physical dönmüyor. Ekstradan shadow damage vuruyor etrafına. Wisdom of the Wall. 20 saniye boyunca bu oluyor. Her 10 Flurry Strikes'e bir. O zaman en baştan döngüyü başlatacaksın, sonra gelip buna geleceksin. Güzel, güzel ama şu Flurry Strikes'ın nasıl çalıştığını öğrenmemiz lazım. Çünkü bazı noktalar boş. Canının mesela 700 bin can var, 700 binlik damage vurunca bu çıkacak. Sonra 400 enerji kullandığında kaç stain varsa o kadar vuracaksın. Her 10 tane de bir bu gelecek. Bu da zaten crit'in %30 fazla vuruyor, master'in %25 daha fazla etkiliyor. Versatility'in dodge ve crit veriyor. Bu ne? Şu özellik çok ilginç ya. Versatility gideceksin tamamen. Bunda tank olarak. Peki. Bu şekilde. Çok bir değerlendirme yapamıyorum açıkçası. Böyle aşırı güzel durmuyor. Ama kötü de denmiyor. Kötü de değil yani. Özellikle şu. Var ya da dodge yaptıktan sonra 10 saniye, 6 saniye o %10 daha az damage yemek.
Çok güzel. Peki. Neye geçiyoruz? Forseer'e geçiyoruz. Evet, Forseer'dayız. Elemental ve Restoration karışımı. Bunun uzaktan çok miniye gelmeden daha caster tabanlı bir şey olmasını bekliyoruz. Tamam mı şimdi? Call of the Ancestors. Primordial Wave 6 saniyeliğine yanına bir tane Ancestor çağırıyormuş. Ancestor çağırdı ne? Senden üst tarafın, senin eskin deden falan filan. Ataların tamam mı? Ruh çağırıyor yanına yani 6 saniyelik. Restoration'da ne var? Unleash Life kullanırsan Restoration'da Ancestor geliyormuş bu sefer de 6 saniye. Ancestor ne yapıyormuş? Healing ya da Damaging bir spell kullandığında aynısını atıyor. Yani çift büyü atmış oluyorsun bunlar geldiğinde. Peki. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım, soldan. Ancestor'ların %20 daha güçlü. Adam gelecek benim vurduğumdan daha fazla benim skillimi atacak. Şimdi bu garip olmuş biraz. Nasıl olsa daha bilgili diye falan mı yapıyorlar? Bu ilginç. Ama iyiymiş. Ancestor'lar süreleri dolduğunda %15 ihtimalle bir tane daha kendinden çağırıyor. Yani şurada ortada 2 saniye uzatmak var. 8 saniye yanında duruyor ya. 8 saniye, 6 saniye artı 2 saniye. 8 saniye yanında durdu, bitti. Giderken %15 ihtimalle bir tane daha geliyor. Ya da geri geliyor diyeyim. Şu daha iyi bence ya. %20 güçlü. Bilmiyorum. Bakarız. Diğer skill'lerle birleştiririz. Güzel duruyor ama şimdiden. Şimdi Hit My Call. 2 saniye daha uzun süre yanında duruyor. Güzel. Routine Communication. Lava Burst castleri %8 ihtimalle Ancestor çağırıyormuş. Restoration'da Riptide %15 ihtimalle bir tane atalarından çağırıyormuş. Şimdi bunların ikisini de çift charge yapabiliyorsun. O yüzden iyi ve de sürekli kullandığın skill'ler. Cast dediği için yaylım ateşi gibi attığın Lava Burst'lar işlemez. Tek cast çünkü. Sadece Elemental'de şu önemli. Mastery'den gelen ikinci castler, üçüncü castler var ya, bunlar işleyecek mi? Onlar da çünkü cast olarak geçiyor. Hani sen büyüyü tamamlamıyorsun ama Mastery'den dolayı ikinci cast olarak geçiyor. O yüzden onlar sayılırsa bu iyi olabilir. Elemental Reverb. Lava Burst ekstradan bir charge kazanıyor ve %5 daha fazla damage vuruyor. Lava Burst zaten çift charge. Bu ne? Bir tane daha geliyor, 3 charge'lı. Riptide ekstra bir charge kazanıyor ve %5 daha fazla healliyor. Bak, Restoration Shaman. 3 charge. Sesin gelmesi ilginç oldu. Offering from Beyond. Bir Ancestor procladığında, yanına geldiğinde Fire Elemental ve Storm Elemental'in cooldown'ını 10 saniye düşürüyormuş. Yanına Ancestor çağırdığında, geldiğinde Restoration'da da Riptide'in cooldown'u düşüyor. Riptide'in cooldown'u buradan düşüyor. Şuradan 3 tane charge'ı var. Üstüne buradan ihtimalle bunu çağırıyor. Bakın şimdi şunu alıp, bunu varken şunu alacaksın. Çünkü 3 charge var ve de charge sürekli yenileniyor. Buna vermesi gayet iyi. Burada da 3 charge'ı alıyorsun zaten otomatik olarak. Gayet güzel. Hatta çok güzel şu. İşler değişiyor. Ancestor bittiğinde tekrar gelmesi yerine Ancestor'ların %20 daha güçlü olması daha iyi. Buradan bunu alıp, şunu alıp, şu alttakini alıp, sonra buradan bu varken, şu da varken, buna daha geçmedik. Bunların hepsi birleşince, bak güzel. Bu şey hoşuma gitti benim. Şimdiye kadar gördüklerim hoşuma gitti. Şu ana kadar boş talent yok. Bakacağız. Şurası boş talent biraz. Maksimum mana'nın %5 artıyor, maksimum maximum'un %25 artıyor. Yüzde değil, normal 25. Bunu zaten talent'tan biraz ayarlayabiliyorsun. O talent'ı almadan bunu alabilirsin gibi. Otomatik zaten bu. Şu ana kadar baktığımızda en kötüsü burası. Spirit Walker's Momentum. Spirit Walker's Aegis. Cast time'ı olan büyüleri kullanman Spirit Walker's Grace'in ve Spirit Walker's Aegis'in süresini birer saniye uzatıyor, 4 saniyeye kadar. Yani Spirit Walker's Grace 18 saniye mi duruyordu, 15 saniye mi duruyordu? Otomatik olarak bana diyebilirsiniz ki 4 saniye uzadı. Çünkü o kadar süre içinde
15-20 saniye arasında bir şey. Bu kadar süre içinde zaten sen 4 tane cast atarsın. Cast time olan büyü atacağın için. Artı 4 saniye de bak, bak bu da iyi. Bu hatta şundan da iyi. Çünkü bunun uzatması ekstradan Spirit Walkers, o Grace ve Aegis'i. Çok güzel. Nature's Harmony. Nature Guardian'ın cooldown'ı 10 saniye düşüyor. Maksimum canının ekstradan %5'i daha hillemesini sağlıyor. Nature Guardian neydi? Belirli bir canın seviyesinin altına indiğinde hop şey yapıyor. Canını belirli bir seviyeye çekiyor. Earth Shield artık kullandığında artı 3 charge veriyor ve de %25 daha fazla healliyor. Şimdi bu Earth Shield'in charge'ının artması healinin %25 olmasından daha iyi. Çünkü Earth Shield'in olayı damage yediğinde hillemekten ziyade Earth Shield varken ekstradan efekt olması. O yüzden üstteki daha iyi gibi seçilebilir. Ama ikisi de belirli şeyle bak mesela. Şu an en kötü bu oldu. Aşırı defansif. PvP'de şu daha fazla işe yarar. Bu da raid'de sana daha fazla healing output verir. Şu. Çok hoşuma gitmedi bu ama yani seçilebilecek. Hani kötü değil. Ama yani şu ana kadarki en kötü talent. Bunu geçti. Healer için öne çıkarabilir. Bak healer için öne çıkarabilir de şuradaki 25 Maelstrom Elemental'e iyi işe yarıyor. Bunların ikisi de Elemental'lik değil. Maelstrom Supremacy. Elemental'de Earth Shock'un damage'ini, Earth Blast'ın, Earth Shock, Earth Blast ve Earth Quake'in damage'ini, yani bunlar ne? Maelstrom kullanan skill'lerin. Earth Shock'la Earth Elemental Blast aynı şey zaten. Birbirinin yerine geçiyor. Earth Quake'de diğer kullanıcın, Spender'ın. Bunların damage'ini %8 arttırıyormuş. Restoration. Healing Wave. Healing Surge, Wellspring, Downpour ve oha yani hepsini koyaydınız, hepsi birden %8 artıyor. Riptide dışında her şeyi koymuşlar, bir de Healing Rain yok. Bak Chain Heal'i bile koymuşlar, tamamen AOE, şu ikisi single target, gerisi AOE. Hepsinin heal'i %8 artıyormuş. Burada ne var? Final Calling. Elemental'de Ancestor'lar zamanı dolduğunda, süreleri dolduğunda yakındaki bir hedefe Elemental Blast atıyorlarmış. Bu ne? Elemental Blast attıktan sonra acaba adamın attığı Elemental Blast üstümüze stat verecek mi? Yoksa sadece damage için mi? Buna bakmamız lazım. Restoration'da Ancestor'ların süresi dolduğunda Hydro Bubble kullanıyorlarmış yakındaki bir yaralı arkadaşımıza. 10 saniye Hydro Bubble'ın ne olduğunu söylüyor. 10 saniye boyunca birisinin etrafını sararmış, koruyucu bir kalkan oluştururmuş. Şöyle bir şey. Gelen damage'i emiyor. Etkili, absorbluyor. Magic physical yazmamışlar. Bütün damage'i koruyor. Absorb bariyer yani bu. Ama 10 saniye sürüyor ya. 10 saniyeden 1 saniyeye indikçe kendi başına eriyor. Absorblayacağı damage'i. Yani mesela sallıyorum Hydro Bubble oluştuğunda 100.000 damage absorplayacak, tamam mı? 10. saniyede böyle, 9. saniyede 90.000, 8. saniyede 80.000, 7.000, 6.000, 70.000, 60.000, 50.000, böyle aşağı aşağı ine ine gidiyor. Zaten bu arada sen 50.000 bir damage yersen pat diye kırılacak. Anlık tepki, anlık damage yemeleri lazım. Bu da çok kontrol edebileceğim bir şey değil. Çünkü ancestorların ne zaman zaten gelişi RNG üstünden. Dur bakayım. Bak burada da bunları kullanacağın zaman yanına gelmesini kontrol edemezsin o kadar. Ne zaman gideceğini de kontrol edemezsin. Yani bu şey normal rotasyonu devam ettirirken sana yardım edecek. Bu Hydro Bubble'ı çok fazla kontrol edebilme şansın yok. Ancestral Swiftness. Bizim Ancestral Swiftness'ımız yok mu ya? Var. Ha, Nature Sweetness, doğru. Şimdi neymiş bu? Bir sonraki heal ya da damage büyün, onu kullan, bunu kullandıktan Bleeding on second.
Bir sonra kullanacağın heal ya da damage büyünün damage'ini %10 artırıyor ve de instant damage'ini ve healing'ini %10 artırıyor ve de instant yaptırıyor. Cast time falan yok, çat diye atıyorsun. Eğer sen Nature Swiftness'a sahipsen, Nature Swiftness dönüşüyor Ancestral Swiftness'a. Ancestral Swiftness da kullandığında yanına bir tane Ancestor çağırıyor. Şu artı bu. Artık Ancestor'ları burada RNG dışına çıkıyorsun. Burada RNG dışına çıkıyorsun. Şurada ihtimalle geliyorlar. Buralarda RNG'ler de var. Benim hoşuma gitti. Özellikle Restoration için ilginç bir oyun tarzı oluyor. Otomatik olarak etraftakileri patır patır. Biraz Paladin'e dönmüş. Paladin'de böyle kontrolsüz etrafı koruduğu şeyi vardı zamanında. Skill'leri vardı. Ona dönmüş biraz. Çünkü rastgele tamamen bu RNG. O zamanı dolan Ancestor canı kimi isterse onu koruyacak. A nearby injured ally diyor. Smart cast'se çok işe yarar. Smart cast değilse sıkıntı. Peki bu hoşuma gitti. Ortalamanın üstünde bence bu. DPS için bilmiyorum da Restoration için çok iyi. DPS için de... DPS için şöyle bir şey var. Bunun zamanı dolduğunda Elemental Blast'ın buff'ını senin üstüne verecek mi? Önemli olan o. Elemental Blast'ın damage'i iyi, tamam. Ama attın, ekstradan buff gelecekse acayip iyi olur. Diğerleri de çok fena değil. Diyorum bu, yani en üstlerde değil de ortalamanın üstünde bence. Bir Dark Ranger gibi değil yani. Dark Ranger çok ortaydı. Mekanikler birbirlerine çok geçiyor. Güzel bu. Peki. Bu bitti. Hellcolor Warlock'a geçiyoruz. Warlock. Warlock dedim ya, varlığı. Evet. Hellcolor. Affliction ve Destruction. Çok isminin uyduğunu düşünmüyorum ama muhtemelen bu Ashen Vale'deki satirler var. Onların Hellcolor'u vardı. Hellcolor diye bir askerleri vardı. Oradan gelmiş olabilir. Destruction satirler zaten Destruction, Affliction'da sanırım Corruption atıyorlardı bir de. Oradan gelmiş olabilir bu. Ne yapıyormuş? Wither diye bir skill var. Ne yapıyor? Affliction için Corruption'ın yerine geçiyor. Destruction için Immolate'in yerine geçiyor. 18 saniye içinde Shadow Flame damage vuruyormuş. Ekstradan yaptığı hiçbir şey yok. Peki. Buraya bakalım. Shadow damage vurduğun Shadow damage %5, vurduğun Fire damage %5 artıyor. Tamam. Bir şey yok bunda. Çok da standart bir damage. Hani direkt damage artırma. Gayet güzel. Blackened Soul. Blackened Soul, bak tamam, bu satir üstünden kesinlikle. O kararmış ruh diye satir askerlerine diyorlar. Hatta bir tane rare mi vardı orada, Blackened falan filan diye. Onlardan, tamam. Steyn'i mi? Ekstradan stack'le alakalı burada bir şey görünmüyor. Şöyle bir şey. Wither olan bir hedefe saldırırsanız, damage vurursanız, vurduğunuz damage ile birlikte stack count'u artıyormuş. Üstündeki stack artıyor. Wither her damage vurduğunda 18 saniye, her 3 saniyede bir damage vuruyor diye düşünsek. 3 saniyede bir her damage vurduğunda ihtimalle güçlenip bir stack kalana kadar, mesela vurdun damage'i 10 stack'e çıktı. Arada Wither damage mi vurdu? 10 stack'e çıktı ya, çat 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 bir stack'ine ne kadar çatır 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 shadow damage vuracak. Böyle. 10 stack yanlış söylemişim. 8 stack'e geçer geçmez oluyormuş. Güçlenip 1 stack'e kadar indiriyormuş. 8 stack ya da hedef %20'nin altına inerse. Bu ne demek? Senin Wither stack'lerin hiçbir şekilde boşa gitmeyecek. Adamın canı %20'ye indiğinde boşaltmaya başlıyor skill'leri. Ya da 8 stack'e geçersen. Tamam, 10 stack diye bir şey yok. Onu rastgele sallamıştım. Burada 8 stack sınırı varmış. Zalan's Cruelty. Fire büyülerinin crit ihtimalini %10 arttırmış. Shadow büyülerinin crit ihtimali, çok kötü yazı. Fire Critical Strike diye bir şey yok oyunda. Spell yedemeleri lazım burada. Ateş ve Shadow'un burada damage artıyor, burada crit ihtimali artıyor %10. Buraya bakalım. Mark of the Legacy. Curse of Weakness atarsan aynı anda Curse of Tanks da atıyormuşsun. Curse of Weakness ne?
ata kızını şey yapıyor. Yavaşlatıyor. Curse of Tanks da Spellcast'i yavaşladı. Curse of Vignus ata kızını mı indiriyordu? Atak damage'ini mi indiriyordu? Neyse bu physical, bu magical. Birini atınca diğerini de atıyormuş artık. Hour of Enfeeblement. Oha. Atmana gerek yok artık. Senin 10 yard çevrendeki adamlar Curse of Weakness ve Curse of Tanks'la %75 güçte. Bak atmıyorsun skill'i artık. Etrafına aura olarak açılıyor. Ama %25 güçsüzleşiyor. Normalde cast'i sallıyorum %50 mi yavaşlatacak? %75 olunca %37,5 yavaşlatıyor. Tamam mı? Bu şekilde. Hatefury Rituals. Wither %100 daha fazla damage vuruyormuş ama süresi %50 kısalmış. Ne demek bu? %50'ye inerse 9 saniye inecek. Kaç saniye? 18 saniye. 9 saniye inecek. Tamam. Ne kadar iyi bir şey bilmiyorum. Buna bakmak lazım. Wither damage. Wither damage'ı %15 artıyor. Blackened Soul'dan, şurada anlattığım olaydan, bir stack kazandığında bir stack daha kazanma ihtimali varmış. Oranı neyse bilmiyorum da şu Hateful Rituals'tan ziyade Black Heart almak daha iyi gibi. Black Heart. Zevrim'si, tamam Zevrim'de şey, burası tamamen satir sayfası. Zevrim satir çünkü. İlhuf mesela, bak İlhuf da satif. Satirmiş burası. Zevius diyormuş burada. Ulan belliymiş zaten, ben niye böyle diyorum ki, adam Zevius var burada, satirlerin başı. Her neyse, Zevrim's Resilience. Hearthstone'u kullandığında canının %10'u kadarı Soul Leech olarak üstüne gelirmiş. Ilhus Design. Maksimum canının %10'unu şey yapıyormuşsun. Ha, bak ne kadar güzel. Çok güzel bu. Maksimum canının %10'unu veriyorsun ama artık Soul Leech senin maksimum canının %15'i mi bu? %30'una kadar çıkıyor. %15 daha çıkıyor Soul Leech. Tamam mı? Ekstradan koruma sağlıyorsun üstüne. %10'unu alıp %15'i burada. Zaten hani bunu doldurmak çok bir şey değil. Varlığın da canı fazla. Bu çok işe yarayabilir. Mark of Zevius. Affliction. Agony'nin damage'i %10 artıyor. Agony. Agony'yi combo skill'i yapıyormuş. Agony'yi attın ya. Tekrar Agony'yi atarsan. Attıktan sonra 2 saniye içinde tekrar atarsan Agony, asıl attığın hedefin yanındaki birisine Agony atıyormuşsun. Combo skill'i. Atıyorsun, attıktan sonra yanındakini atıyorsun. Damage'i de %10. Destruction'da böyle bir skill olmadığı için overtime olarak Wither'ı koymuşlar. Wither zaten buranın temeli. Wither'ın damage'i %10 artıyor. Wither artık bir combo skill'i. Wither'ı attın. Wither'ı 2 saniye içinde tekrar atarsan yanındaki birisine geçiyor. Çok güzel ya. Destruction için çok güzelmiş bu sayfa. Şey de çok güzel. Diabolist de çok güzeldi. Bu da çok güzeldi. Varlon şeyleri, skill ağaçları çok ilginç. Cool the Weak. Wither'ı direkt kestlemen. Instant değil mi bu? Yazmamışlar öyle. Hoş, Immolate'in yerine geçiyorsa Corruption Instant bu değil. Bunun cast'i var, bunun cast'i yok. Hangisi? Çek. Instant olarak düşünsek, instant'tır muhtemelen. Wither'ı direkt kestlemek ya da 4 saniyeden kısa süresi kaldığında tekrar kestlemek Wither'ın 3 tane stack kazanmasını sağlıyormuş. Wither'ı direkt kestledin, 3 stack'le başlıyor. Ya da Wither kestledin, tam 4 saniyesi kaldı. Bir kere daha attın, 3 stack ekstradan çatır çatır alıyorsun. Burada ne var? Blackened Soul %15, %5 ekstra damage vurulmuş Wither başına. Agony'nin damage vurma aralığı %10 daha kısalıyor. Wither'ın, ooo çok güzel bu ya. Destruction için nasıl olsa şey yok diye, nasıl olsa overtime yok diye Wither'ı koyup durmuşlar her tarafa. Wither zaten buranın çalışma şeyi. Yani Affliction için o kadar iyi olmayabilir. Burası Destruction için mükemmel. Bunların hepsi Wither'a çalışıyor. Wither'ı iki kişiye atabiliyorsun. Wither'ı yani ekstradan çalıştırabiliyorsun. Wither'ı daha hızlı tıklatıyorsun. Her şey var. Zaten böyle bir talent olduktan sonra şurada şunu %100 daha fazla damage vurmasına almak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Yaratıkların çok hızlı ölüyor olması lazım.
Çünkü ne kadar hızlı tiklerse ve de tik sayısı ne kadar genişlerse o kadar fazla karın olur. Şöyle düşünün. 9 saniyede bir 3-3-3 vuracaksa 3'ün %10'u 2.7, 2.7, 2.7 vurmuş olsun. Ne kadar süre kazandınız? 0.30'dan 0.9 kazandınız. Eğer bu 18 saniye olsaydı 0.9'da buradan gelecekti. 2 saniye karınız olacaktı. 1.8. Onun yerine geçiyor. Malevolence. 1 dakika cooldown'lı olan aktif bir skill. İçinden kara bir büyü çıkıyormuş ve de 20 saniyenin ruhunu karartıyormuş, korapliyormuş. Wither üstünde Wither olan hedefler Shadow Flame damage alıyorlarmış ve destekleri de 3 tane artıyormuş. Affliction'dayken Corrupted versiyonda 20 saniye boyunca aktif Wither'ların Ekut hale geliyormuş. Yani patlayıp damage vurmaya devam ediyorlar dedim ya bir siteye kadar. O hale geliyorlarmış. Hasting %10 artıyormuş. Malefic Rupture. Patlattığında Wither ekstradan bir stack daha alıyormuş. Üstünde cümleyi düzelteyim. Corrupt esnasında 20 saniye affliction'dan bahsediyorum. 20 saniye boyunca %10 hasting var. Wither artık hep ekut durumda. Ne demek bu? Bir stack, yani stack bulduğunda direkt 1'e indirecek patlaya patlaya. Damage'i vura vura, tamam mı? Bunun dışında eğer Wither olan hedef hedefin üstünde bir de Unstable Affliction varsa, bu ikisi varken bunların üstüne bir de Malefic Rupture atarsan, Malefic Rupture normalde hani Wither olan hedefe damage vurduğunda çift vuruyor ya, daha doğrusu bir tane stack artırıyor ya, Malefic Rupture'la vurduğunda bir stack daha artırıyorsun. Çift çift. Destruction'da ne yapıyor? 20 saniye boyunca Corrupted verse halindeyken aktif Wither'ların akut oluyormuş. Dediğim gibi o stack bulunca 1'e indirecek. 3 tane stack mi kazandı? Hop 2-1 indirecek direkt. Akut de diyor. Hasting %10 artıyor. Chaos Bolt'un Wither'a ekstradan bir stack daha veriyor. Gayet güzel. Single target tabanlı. Gayet de şey, yani skill'leri değiştiriyor. Üstüne sana bir de burada cooldown veriyor. Cooldown'da haste buff'ı veriyor. Ve de Wither'ı çıkarıyor. Chaos için, şey için, Destruction için mükemmel bir şey gibi geldi bana. Ağaç gibi geldi. Bakın Diabolist de çok iyi ama Destruction için burası çok güzel. Neden çok güzel? Hem altta şöyle bir kısa şeyimiz var. Cooldown'umuz var. Üstüne ağacın temeli Wither debuff'ı zaten. Her şey Wither'ın etrafında dönüyor bakın. Bu kadar Wither'ın etrafında dönen bir şey varken şeyi Immolate'e Wither'a çevirmek Destruction için çok yararlı olur. Sana kenarda da şeyler var. Ben bu ağacı çok sevdim. Affliction için değil ama Destruction için. Affliction için üçüncüyü görmemiz lazım. Bu ben Diabolist'i de şeyde gördüğüm için yaptık onu zaten ikisini birden. Destruction için yorum yapabiliyorum. Affliction'ın diğeri nasıl olacak bilmiyorum. Bakacağız. Peki. Burası bitti. Slayer Warrior'a bakalım. Slayer Warrior. Bakalım. Saldırıların yüksek ihtimalle düşmanının defansını geçip Slayer Strike diye bir saldırı proklatıyormuş, tetikliyormuş. Tamam mı? Az bir damage vuruyormuş ama hedefi Marked for Execution diye bir debuff'la işaretliyormuş. Bu hedef, bu işaret varken Execute'ünden %10 daha fazla damage yiyor ve de bu şey Marked for Execution 3 kereye kadar stackleniyor. Yani %30 maksimum stack'te %30 ekstradan damage vuracak execution'a. Execute'un. Peki buradan sonra burada bir şey var, pasif skill var. Devamına bakalım ne olacak. Şimdi Sudden Death ne? Ha, en sona increased yapmışlar. Sudden Death ne yapıyor normalde? Oto atakların ihtimalle execute'u, üstüne bir şey prokluyor. Execute'u canı, hedefinin canı önemsizken şeyin üstüne atıyor. Rastgele hedefe sallayabiliyorsun. Yani normalde canı azken atman lazım. İstediğin zaman atıyorsun. Sudden Death'in proklaması lazım ama bunun için. Sudden Death'in olma ihtimalini arttırmışlar. Altta ne yazıyor? Sudden Death'i kullanmak
bir sonraki Blade Storm'unu ekstra bir hedefe daha vurmasını sağlıyormuş. Durasyonu hızlandırır diyor. Hızlandırır diyorsa durasyonu niye değişmiyor Blade Storm'un? Kendileriyle çalışmışlar. Her neyse. Sudden Death'i kullandığında Blade Storm'un bir charge kaz, bir kişiye daha vurmasını, vurmayı kazanıyor. Eğer sen bunu 3 kere yaparsan 3 hedefe daha ekstradan vurabiliyormuş Blade Storm. Tamam mı? Çok ilginç bir açıklama bu. Blade Storm'un her vuruşu Overwhelmed diye bir debuff bırakıyormuş hedefin üstüne. 10 saniye boyunca %1 daha fazla damage alıyormuş. Çok kötü bu ya. Stacklenecek diye düşünüyorum. %1 damage ne demek? %1 olsa ne olmasa ne? Stacklendiğini düşünürsek Blade Storm her vuruşunda %1, %1, %1. Bunun altına stack diye yazmaları lazım. Çok fazla şey var, bilgi eksikliği var burada ya. Stacklenecek bir şey bu. Blade Storm her vurduğunda ekstradan şey yapacak. Bir kere daha dönecek. Ben şurada ekstra bir hedefe mi vuracak dedim. Blade Storm 6 kere dönüyorsa 7 kere dönecek. 8 kere dönecek. 9 kere dönecek. Yani artı 3'te. Eğer yanlış dediysem sol taraftakini yanlış söylemişim. Ekstra bir hedefe vurmuyor. Bir kere daha dönüyor. Yani şöyle. 6 saniye içinde 6 kere damage mi vuruyor? 6 saniye içinde 9 kere damage vuracak. Tamam mı? Bu. Burada ne? Stacklenecek bu dediğim gibi. Blade Storm kullandığında muhtemelen %9'a çıkaracak bunu. 10 saniye için %9 ekstradan damage yiyecekler. Yiyecek hedef. Buraya küçük bir developer not koymuşlar. Fury Talent Tree'den Blade Storm'a giriş yapacakmış. Normalde Blade Storm Fury'de yok. Buraya bakalım. Relentless Pursuit. Charge üstündeki bütün slow route onları kaldırıp 3 saniye boyunca %30 hızlı koşmanı sağlıyormuş. Bu zaten Heroic Leap'te de var. Zıpladan 3 saniye %70 hızlı koşuyorsun. Vicious Agility. Heroic Leap charge'in kullandığı 5 saniye kısaltıyormuş. Charge da Heroic Leap'in kullandığı 5 saniye kısaltıyormuş. Bu çok güzel. Bu çok güzel bir şey. Birbirini kendi arasında işliyor. Charge'ın da çift charge olduğunu düşünürsek. Charge çift charge. Hero Eclipse bayağı bir şey. Acayip bir mobility verir Warrior'a. Burada ne var? Sudden Death'le birlikte vurduğun execute'ların damage'ının %50'si kadar kendin heal alıyorsun. Burada. Slayer Reflexes. Slayer Strikes şuradaki. Düşük damage vurup Marked for Execution vuran var ya. Slayer Strikes belli bir ihtimalle Bloodthirst ve Overpower'ın cooldown'ını sıfırlıyormuş. Bloodthirst çok önemli değil de Overpower'ın cooldown'ını sıfırlamak iyi işe yarayabilir. Burada ne var? Overpower'ın cooldown'ı %10 kısalıyor. Bloodthirst'ın cooldown'ı %10 kısalıyor. Bu daha iyi gibi. Çünkü genel olarak kısaltmak çok daha fazla işe yarar. Bunun reseti çok bir etki göstermeyecek. Slayer Reflexes o kadar iyi değil. Constant Pressure güzel. Tunnel Vision. Oto ataklar. Ne? Oto atak hızın dövüşteyken artıyormuş. Sallıyorum %25 daha hızlı oto atak yapıyorsun. Zamanla artıyor muhtemelen bu. Çünkü yeni bir hedefe geçtiğinde bu efekt resetlenir diyor. Nasıldır bu biliyor musunuz? Saniye başı %5 oto atak hızın artar. 5 kereye kadar stacklenir. Artar. Ya da ne bileyim %2,5 artar. 10 kereye kadar stacklenir. Sallıyorum. Bu kadar arttı mı? Yeni bir hedefe geçtin. O stacklerin düşer birden başlar. Zamanla yine artar. Biraz mekanomların ırksalı gibi. Muhtemelen öyle. Burada yazan o demek çünkü. Execute vurduktan sonra oto atak hızın 10 saniyeliğine artıyor. Ne kadar arttığını söylemesenize şuna. Söylesenize. Sadece fikir veriyorlar. Execute şimdi oto atak hızını %5 arttırsa ne işe yarayacak ki? Üstteki daha iyi. Özellikle single target o şey patchwork tipi dövüşlerde. Şu daha iyi. Bu ne kadar arttırıyor bilmiyoruz ki. Slay. Marked for execution. Execute'unun. Execute'un damage'ini %30 artırıyordu ya. Şimdi critical strike ve ihtimalle ve critical strike damage'ini de %15 artırıyormuş. Ve %5 çarpı 3. Üste de %10 çarpı 3'tü.
Frenetic Fury. Overpower, Arms'da Overpower, Fury'de Bloodthirst ihtimalle kısa süreli bir Blade Storm oluşturuyormuş. Etrafındaki herkese damage vuruyormuş. Blade Storm esnasında da stun ve pummel, yani interrupt ve stun'ını atabiliyormuşsun. Sağ tarafta ne var? Slayer's Focus. Overpower'ın damage'i %10 artıyor. Bloodthirst'ın damage'i %10 artıyor. Unrelenting Assault ne yapıyor? Bir hedefi execute'ladığında, yok, marked for execution olan bir hedefi execute'ladığında Blade Storm'un cooldown'ı 5 saniye düşüyormuş. Marked for execution stack'in başına. Yani ne demek bu? 3 stack'te 15 saniye Blade Storm'un cooldown'ı azalacak. Ve de hedefe kaç tane marked for execution stack varsa o kadar da overwhelmed koyuyor. Overwhelmed neydi? %1 artırıyordu. %3 artırıyor. Buradan da anladık ki bunun stack'i var. Yani %3 burada. Blade Storm'la birlikte %1, %9, %10'a çıkaracak. O yüzden bunun da stack'i var burada. Tekrar anlatayım. Hedefi marked for execution yaptın. Ve de 3 tane stack var marked for execution'ın. Tamam mı? 3 stack var üstünde. Sen marked for execution olan 3 stack'li bir hedefe execute vurdun ya. Execute vurduğunda Blade Storm'un cooldown'ı 15 saniye kısalıyor. Neden? 3x5. Ve 3 tane stack var. Ve de 3x1 overwhelmed debuff'ı alıyor hedef üstüne. Niye? Çünkü 3 tane stack var. %1'de overwhelmed, tamam mı? Bu şekilde. Burası güzel bir sayfa. Burası. Ekstra skill hiçbir şekilde koymamış. Olanları güçlendirmiş. Eğer böyle buraya oynarken çok fazla tuş var diyorsanız bunu alabilirsiniz ekstra tuşlardan kaçınmak için. Her neyse, Fury'nin tuş sayısını artırmıyor burası. güzel bir ağaç, talent ağacı. Biraz şey lazım, debuff kontrolü falan yapman lazım. Ben şu Free Warrior'u geçeyim, yoksa birkaç bir şey daha söyleyeceğim. Peki burası böyle. Genel olarak şöyle bir bakarsak, şunu bir küçültelim. Şimdi Slayer Warrior ortalamanın biraz üstü. Hellcaller Warlock Destruction için çok iyi, Affliction için yerini görmemiz lazım. Farseer Shaman hoşuma gitti. Restoration için iyi, şey için damage'ine bakmamız lazım. Ayarlar nasıl olacak bilmiyoruz. Elemental için. Ve de Shadowpen Monk tank için daha iyi gibi duruyor Windwalker'dan. Bir de şöyle bir şey var. Bu Mage, Hunter, Rogue, Warlock. Bunlar dışındakilerin DPS spekleri, yani healer olabilen, tank olabilen karakterlerin DPS spekleri sanki biraz daha bir hibrit tarafına geçip destek gibisinden geliyor. Yani bir Spellslinger, bir Frostfire Mage talentı, ne Druid'de var. Bak Shaman'da da öyle aman aman bir şey yok. Shadow Priest'i görmedim. Shadow Priest'te de ekstra bir şey olacağını sanmıyorum. Böyle hep arada kalmış şeyler. Arada kalmış kısımlar. Bununla bir istisna şey, Devastation'ın ağaçları. Damage açısından çok fazla etki yapıyor. Onun da nedeni ne? Preservation olarak da yüksek damage yapabiliyorsun zaten. Bir Fire Breath atıyorsun, 200 bin damage. Yani böyle bir sistem olduğu için hani healer'ı da zaten iyi vuruyorsun. O yüzden Evoker dışındakilerde ufak tefek böyle bir sıkıntı var gibi. Bunları sıralarken yine yaparız. Şey bitti. Hero talentlarımız bitti. Hero talentlarımız açıklanana kadar bitti. Kaçtı? 4, 4, 8, 16 dedim. 12 buradan 28. 11 tane daha açıklanacak. Onlar açıklandıkça muhtemelen 11'ini birden açıklarlar. Onu 3 video halinde yine yaparız. Ya da 2'ye böleriz, bilmiyorum artık. O halde tekrarlarız. Şu an için hero talentları kalacak açıklanana kadar. Peki. Peki, bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.